Merhaba arkadaşlar. Fırınımın yanında bu şekilde bir baharatlı kutusu var. Sanırım o alana göre küçük bir şey yapılmış. İçine baharat kutuları koyuyorum. Fakat gelen misafirlerin çocukları hemen rengarenk olduğu için onu indirmeye çalışıyorlar. O yüzden ben oraya kapak yapmak istiyorum. Şöyle ince bir oranın ölçüsüne göre sunta kestirdim. İnce sunta. Şöyle bir aparat aldım. Ve bir tane de kulp. Şimdi hemen kapak deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Haydi başlayalım. Üçünü de taktık. Şuralarda bir dalanacak. Daha sonra yanlara geçeceğiz. Hazır. Yerine denk geldi. Bence bu şekilde ölçü alın. Şimdi burası için daha önce bir aparatım vardı. Onu bulamadım. Ne yapmayı düşünüyorum? İhtiyacımız var. Şu boşluğu almak için, çünkü ince zaten, bunu aldığım zaman biraz böyle meyil vardı. Aldığım kişi bana onun düzeleceğini söyledi. Bekliyorum. Daha sonra bunu bu şekilde buraya yapıştırdığım zaman yapıştırırken sakın ters yapıştırmayın, çünkü o zaman birbirini itecektir bu şekilde. O yüzden bu şekilde tutun iki tarafını. Silikon aleti tutmazsa güçlü yapıştırıcılar var. Aslında onlarla da yapıştırabilirim. Yani çıkmaz da oradan. Silikon tutmazsa o şekilde bir yapıştırıcıyla da yapıştırabiliriz. Hemen onu da temin edelim. Biraz bekleteceğim size.
kum çünkü soğuyunca çıkan bir madde. Şu şekilde bir yapıştırıcıyla da işimizi görebiliriz. Sakın elinizi değdirmeyin. Çünkü oraya yapışır kalırız. Bırakıyorum ki yapışsın, hatta bastırıyorum. Sanırım başardık. Evet, seni başaramadık desek de neden başaramadık? Çünkü temizliği başaramadık. Bunun üstüne dekopaj da kaplayabilirsiniz renkli. Şöyle şu kutulardan da yapabilirdik ama bu sefer bu mutfağa uymazdı, onu yapmış olsaydık. Şimdi buraya hemen bir macun ekleyeceğiz. Açabilirsem belki. Böyle zamanlarda bayanların en çok çıldırdığı şey kavanoz açamam. Ama bu kavanozdan çok daha berbat bir şey. Çünkü macun kapağı yapışmış. Umarım sıkmıyorumdur. Arkadaşlar sizi. Çünkü şu an gayet doğal ve neyle karşılaşmışsam, sizin nelere dikkat etmenizi istiyorsam ya da benim başıma ne gelmişse o projeyi düşünürken, belki sizin de öyle bir kapağınız veya kapak yapmak istediğiniz bir yer vardır. Nelere dikkat etmeniz gerektiğine, bir şeylerle uğraşırken elinizde işi patlatmadan sonuç alabilmek. Benim için en önemlisi bu. Şu an en önemli bu kapağı açabilmek aslında. Macun dışına atmış sanırım. Ya da ağzını temizlemeden kapatmışım. Mesela bu da bir örnek. Eğer macun kullanmışsanız bir bezle unutmadan hemen silip kaldırmak. Demek ki acele etmişim o an için ve bunu bakın burada kalmış, ters koyduğum için ve buraya
beyaza boyayacağım üstünü tekrar. Bir bombelik var. Buraya da mıknatıs yapıştırabilirim. Sunta düzelsin diye. Onun dışında en azından önceki görüntüsünde eser kalmadı. Başardık mı? Başardık. Bu kapağı başka yerlere de uygulayabilirsiniz. Mesela çocuk odalarında bazı raflar açık oluyor. Kitap yerleştirecekleri yerler. Mutfaklarda kapatmak istediğiniz bazı raflar, banyo dolaplarında kapatmak istediğiniz bazı raflar olabilir. Dikkat edin aparatları alırken. Çünkü bazı yerlerde bir tanesi 8-9 lira. Ben onu Evsa'dan aldım bugün. Tanesi 2,5 lira. Yani toplam 2,90'da kulpuydu. 10.50 kuruş verdim. Suntayı da 7,5'a kestirdim. Yani o şu an o kapak bana 20 liraya falan mal oldu. 17. 17 liraya mal oldu. 17,5 liraya mal oldu. Yine de çok çok iyi. Ben şimdi bunu marangoza vermiş olsam, gitsem kestirsem kalın kapak yapacak, onu yapacak, bunu yapacak. 50 liradan aşağı bu kapağı yapacaklarını zannetmiyorum. Ya bazı şeyler tamamen para da değil. Şu an benim yaptığım, onlar altın kulplu da bir kapak yapsalar, şu an benim yaptığım onlarınkinden çok 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 daha kıymetli. Evet, mutfak projemde orayı kapatmak da vardı. Bomba gibi bir mutfakla geri dönüyorum. Müthiş çalışmalar yaptık. Yani mutfakta dokunmadığım yer kalmadı ve tamamen yardımsız. Hiç kimsenin yardımı olmadan, tek başına. Eski hali bu şekilde görünüyordu. Bu da şu anki hali.